Enstitü İstanbul İSMEK'ten merhaba. Bir söyleşideyiz. Eğitimde sağlamcılık başlıklı bir söyleşi. Ben Soner Şimşek, Uzaktan Eğitim Merkezi yöneticisiyim. Bu söyleşiyi Uzaktan Eğitim Merkezi platformu aracılığıyla sizlerle buluşturuyoruz. Vimeo üzerinden bu yayını izliyor olabilirsiniz ve Enstitü İstanbul İSMEK'i sosyal medya hesaplarından da takip ediyor olabilirsiniz. Buralardan da yayın sizlerle buluşuyor. Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi Direktörü Doktor Engin Yılmaz. Hoş geldiniz söyleşiye. Merhaba, hoş bulduk Soner. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Bugün 3 Aralık Dünya ya da Uluslararası Engelliler Günü, farklı ifadeler var. Birleşmiş Milletler'in önerisiyle 1992'de kabul edilen. Evet. Bir gün. Biz de bugünün anlamından hareketli bir söyleşi planladık. Tabii Enstitü İstanbul İSMEK bir eğitim kurumu, yetişkin eğitim kurumu. Dolayısıyla bu iki odağı birleştirerek eğitimde sağlamcılık söyleşisini gerçekleştiriyor olacağız. Enstitü İstanbul İSMEK koordinatörü Doktor Canan Aretemur Çimen de bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba evet. Herkese. Ama dilerseniz sizden bir minik bir, ya da dilediğiniz kadar bir açılış konuşması alalım, sözler alalım ve ardından Doktor Engin Yılmaz'la söyleşimize başlayalım. Tamam. Tekrar herkese merhaba. Tüm konuklara aramızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Aynı zamanda yine Doktor Engin Yılmaz'a davetimizi kırmayarak aramızda olduğu için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bugün önemli bir gün. Tabii bu önemli bir gün olması nedeniyle diğer önemli günlerde olduğu gibi aslında duyarlılığımızın ya da farkındalığımızın arttığı günlerden bir tanesi. Ama bu noktada belki konuşmamızla da bağlantılı olarak altını çizmek istediğim bir konu var. O da sadece duyarlı olmamızın yetmediği günlerden bir tanesi. Farklı bir bakış açısıyla aslında konuyu daha farklı bir perspektiften, aslında insan hakları ve eşitlik perspektifinden ele almamız gereken bir gün diye düşünüyorum. Dolayısıyla da daha farklı bakmamızı, algılarımızı, kavramlarımızı, yargılarımızı yeniden düşünmemiz ve sorgulamamız gereken bir gün diye düşünüyorum. Bu noktada da Engin hocamızın bize önemli bir katkısı olacak, çok değerli bir katkısı olacak diye düşünüyorum. Bu konuda kendisinin önemli çalışmaları var. İşte bu farklı bakış açısını birlikte bugün dinleyeceğiz diye düşünüyorum. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum aramızda olduğu için. Ben de çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkürler sözleriniz için. Peki Engin Yılmaz, söyleşinin adıyla başlayalım. Sağlamcılık, çok yaygın kullanmadığımız, yani kullanılmaya başlanan bir alan yazında yeri olan ama henüz çok yaygın bir biçimde görmediğimiz, duymadığımız bir kavram. Ne ifade ediyor sağlamcılık? Bunu engellilik ya da engellilik çalışmalarında, engelli hakları çalışmalarında nasıl bir yerde? Çok teşekkür ederim. Evet, oradan başlamak önemli. Çünkü sağlamcılık deyince aslında iyi bir şeymiş gibi ortaya çıkıyor, değil mi? Sağlam olmak, bir şeyleri sağlam hale getirmek vesaire gibi. Hatta öyle reklamlar bile var işte, sağlam her şeyin gibi. Böyle bu çok kullanılan böyle belli noktalarıyla bir kavram. Ama aslında sağlamcılık Soner diyebilirim herhalde, değil mi? Sıkıntı olmaz, biz öyle konuşabiliriz diye. Daha önceden de tanıdığımız için o şekilde ilerleyelim. Akademik yok. Aslında bu şey gibi bir kavram. Öğrenme yoldaşlığımız var, bir arkadaşlığımız var elbette. Süper, evet, gerçekten öyle bir dönemimiz oldu. Ya sağlamcılık kavramını anlamak için aslında biraz ırkçılık, cinsiyetçilik gibi kavramlara benzeyen bir kavram olarak ele almamız gerekiyor. Oradan başlamamız lazım. Ya da ageism. Ageism tam Türkçe nasıl çevriliyor onu geçen gün düşünüyordum. Vardır mutlaka bir şey ama bulursanız söyleyin. Ama bu tür kavramlarla aynı kökenden çıkan bir şey. Yani bir izim, bir çılık, hani bir şeye çıkma, karşı çıkma. Neden? Yaşa dayalılık olabilir mi? Yaşa dayalı ayrımcılık, yaşa dayalılık falan gibi böyle. Evet, yaşa, ya öyle tanımı o yani, yaşa dayalı ayrımcılık da hani bir tam bir Türkçe sözcüğü
sözcük karşılığı var mı diye merak ettim. Yani yaşlılara, yaş almış kişilere karşı olan ayrımcılıkları kapsıyor. Bütün bunlar aslında köken olarak bir ayrımcılığa, işte cinsiyetçilik ne yapıyor? İşte erkek egemen toplumları daha çok işin içine alıyor. İşte ırkçılık, biliyorsunuz, beyaz ırkın üstünlüğü üzerine kuruyor. Sağlamcılık da aslında temel olarak belirli bir bedeni ya da benliği üstün olan, normal olan, olması gereken olan olarak ele alıp bunun dışında kalan, o benliğe ulaşamamış olan kişileri sapkın, eksik, noksan, özürlü diye tanımlayan kavram. Bu aslında bunu yapan inanç ve pratikler ağı diyebiliriz yani kısaca. Bunu da yaparken meseleyi fonksiyonlar üzerinden ele alıyor. Yani bizim yetisel farklılıklarımız üzerinden, bedensel ya da zihinsel farklılıklar üzerinden. Bu farklılıkları aslında yeteneğin de ön koşulu olarak ele alıyor. Ve sen eğer böyle bir farklılığın varsa, gözlerinde bir farklılık varsa, kulaklarında bir farklılık varsa, zihninin işleyişinde bir farklılık varsa, bu durumda sen aynı zamanda da yeteneksizsindir. Yani bazı şeyleri yapamazsın ya da yapman için başka şeyler gereklidir gibi bir norm üzerinden ele alıyor. Sağlamcılık tam bu demek ama buraya gelmek kolay olan bir süreç değil. Yani niye böyle bir şeye geliyoruz? Aslında şu an konuştuğumuz engelliler günü diyoruz ya bugün. Bence engelli kelimesinin kendisi bile bir çeşit sağlamcılığın bir unsuru. Yani neye göre engel? Bunu da yine feminist hareketlerden kadın ve bayan arasındaki fark olarak düşünün. Yani neden kadınlar kendini bayan olarak tanımlamıyorlar veya buna neden karşılar? İşte sakatlar da aslında bence, yani benim görüşüm bu, biraz daha kişisel giriyorum. Engelli bir norm. Ne? Görme engelli mesela. Ben şimdi kör de diyebilirim kendime, görme engelli de diyebilirim. Kör demek kendi içinde başlı başına bir durum aslında. Bir karakteristik ve bunu negatif yapan toplumun kendisi. Ama ben görme engelli dediğim anda şunu otomatik kabul etmiş oluyorum. Olması gereken şey görmek, gözlerin belirli bir oranda görmesi. Bunun dışında kalan kişiyim ben ve kendimi, bütün şeylerimi o normun karşıtı olarak tanımlamış gibi oluyorum. O nedenle engelli kelimesi de bana çok hoş gelmez. Hep şey örneğini veririm. Yani özürlü var. Özürlü. Hani üç ifade. Bazılarını tercih edenler, bazıları tercih etmeyenler. Hatta bazen ifade ederken sesinin rengini değiştirenler, hani sakat. Yani bazıları söylemekten imtina etmek. İmtina ediyor. Aman söylemiyor. Ya senin gibi biri diyor, hiçbirini diyemiyor bazıları. Bazıları özel ihtiyaçlısı falan. Böyle bu çok bir isimle tartışıyor. Yani burada biraz kafalar karışık. Hani engelli mi? Ya bu aslında şöyle bir şey. Kişiler de tercihleri farklı yani. Hani her sağır kendini sağır olarak değil de işitme engelli olarak tanımlıyor. İşitme kayıplı olarak tanımlıyor. Bu da aslında kendi içinde aslında gitgide çeşitlilik gösteren bir tarafıyla, bu aslında kişilere saygı duymamız gereken bir şey. Yani adam kendini görme engelli diye tanımlıyorsa örneğin, hayır sen körsün kardeşim, olmaz, bak Engin Hoca öyle dedi demek yanlış olur, biliyor muyum? Ama ben olaya biraz daha etimolojik köken olarak baktığım zaman özürlü biraz şeyle gelen bir şey aslında. Tamamen işin tıbbi boyutu, yani İngilizce'deki impairment dediğimiz kelimenin tam Türkçe karşılığı aslında, ya da handicap diye de bazen şey. Impairment yani şey, yeti kaybı olan kişi, hani görme özrü olan, işte görme kusuru olan, kusur özür üzerinden tanımlıyor. Onun sakıncası da şu, seni sadece tıbbi bir vaka olarak tanımlaması. Zaten sakatların temelde mücadele ettiği, hala ettiği sorun, bu alanın tamamen bir sağlık sorunu olarak ele alıp sağlıkçıların tekeline bırakılmış olması. Biz esasında bununla mücadele ediyoruz. Yani sosyolojik olarak değil de siyasi bir azınlık meselesi, ezilen meselesi değil de tamamen sağlığın tekelinde olan ya da bir sağlık sorunu, tedavi edilmesi gereken, düzeltilmesi gereken bozuklar olarak ele alınması. Özür tam bunun karşılığı olduğu için o zaten artık neredeyse kimse tercih etmiyor. Yani evet. Çok da yani engelli biraz daha onu şey açısından, yani sosyal modelin de aslında şöyle düşünün. Biraz da oraya geleceğim. Orada biraz daha buna değineyim ama tarihsel bir noktadan ilerleyelim istersen Soner. Oradan da bunun üzerine gelelim. Önce 3 Aralık niye çıkmış? Ona başlayayım. Sen çok güzel anlattın. 1992'de Birleşmiş Milletler kabul ediyor.
Aslında onun öncesi de var. İlk olarak 1981 yılında Birleşmiş Milletler engelliler 10 yılı ilan ediyor dünyada. Bütün dünyada. Bu engelliler 10 yılında bütün ülkelere belli yükümlülükler veriyor. İşte belli şartları yerine getirin, erişilebilirliği sağlayın falan. 1980'lerde bunun olması tesadüf değil. Çünkü 1970'li yıllardaki sakat hakları hareketinin bir sonucu olarak gelişen sosyal modelin etkisiyle bugün böyle bir 10 yıl ilan ediyor. Hatta 10-16 Mayıs'taki kutlamalar veya işte kutlama mı diyeceksiniz, farkındalık anma mı diyeceksiniz, hak arayış mı diyeceksiniz, artık o da başka bir tartışmanın konusu. Kutlayalım mı, utanalım mı, hani bir insana bu da çok tartışılan bir konu. Ama 1981'de başlıyor 10-16 Mayıs. Sonra o 10 yıl bitiminde de Birleşmiş Milletler diyor ki bundan sonra 3 Aralık'ı Dünya Engeller Günü olarak biz ilan edelim diyor. Ve o gün bugündür de böyle kutlanıyor. Şimdi buraya gelmek, yani niye böyle bir gün ilan edilmiş, aslında böyle birdenbire olan bir şey değil. Şununla ilgili, sakatların politik arenada daha fazla söz sahibi olması nedeniyle böyle bir şey oluyor. Ki 2006 yılında da bir sakat hakları hareketi sözleşmesinin kabulüne kadar giden bir sürecin başlangıcı. Oraya nereden geliyoruz? Çok önceki tarihler var. Aslında ben hep bir anket yapıyorum Soner, böyle bu tür konuşmalarda. Diyorum ki ya bir engelli, hadi siz engel ne istiyorsanız öyle deyin. Karşılaştığınız zaman ilk ne geçiyor aklınızdan diye soruyorum insanlara. Yani biriyle karşılaştınız ya da bir ortamda bulundunuz, ilk kez gördünüz. Bu bir kör olabilir, sağır olabilir, otistik biri olabilir, disleksik olabilir, ADHD olabilir, ama hani farklı olduğu belli olan biriyle karşılaştınız. Ne geçer aklınızdan diye hep insanlara sorarım. Keşke burada da sorabilme şansımız olsaydı. Ama şöyle seçenekler. Sohbet alanlarından bizi izleyenler hangi platformdan izliyorlarsa ilgili platform. Sohbet alanından paylaşabilirler. Yazalım, evet, aslında belki yazalım. Ben sonra bununla ilgili kendi fikirlerimi söyleyeyim. Birkaç şık vereyim size. Mesela aklınızdan herhangi bir farklı bir şey geçmeyebilir. Birinci cümle o. İkincisi, bir acıma duyabilirsiniz. Ya hakikaten çok, nasıl, yazık diyebilirsiniz. Hayranlık duyabilirsiniz. Vay be, nasıl gidiyor, ne yapıyor falan tarzında. Acaba nasıl yardım edebilirim o kişiye diyebilirsiniz. Yardım etme duygusu içinizden geçebilir. Ya yanlış bir şey söyler ya da yaparsam diye düşünebilirsiniz aslına bakarsanız. Veya başka bir şey diyebilirsiniz. Hani ben bu beş şık aklıma geldi ama sizin aklınıza, halinize şükür edebilirsiniz. Yani beterin beteri var, iyi ki ben böyle değilim diyebilirsiniz. Şimdi tabii chat alanında herkes isimleri görünce için ne kadar gerçek fikirlerini yazacak insanlar bilmiyorum, ama yine de ben bunun cevabını biraz sonraya bırakalım istersen. Eğer chat alanında bir 5-10 dakika sonra yanıtlar gelirse Soner, bir onların üzerinden geçeriz. Tamam, böyle. Şimdi bu noktada tarihçe baktığımız zaman sakatlık kavramı aslında bir stereotip olarak karşımıza çıkıyor. Eski Yunan'dan beri, ilk çağlardan beri insanların avcılık ve toplayıcılıkla uğraştığı dönemden beri var aslında dünyada. Hep var. Hep körler var, hep sağırlar var veya savaşlar sürekli oluyor. Birileri belli bir noktasıyla kolunu kaybediyor, bacağını kaybediyor falan. Bence zihinsel farklılıklar da çok fazla var ama onların tanımı yapılmadığı için çok bilinmiyor. Deli deyip geçiyoruz onlara. Yani daha başka bir şey üzerinde. Hani nedir, ne değildir bilinmedi yani bir şey. Ama şu oluyor. Eğer belirgin böyle bir farklar varsa ilk çağlarda, belki ilk dönemlerde şunlar bile görülmüş. Aileler tıpkı hani Arabistan'da kadınların gömülmesi gibi, böyle çocukların ailede böyle gördüyse, diyelim ki kör de oldu ya da bir bacağı sakat da oldu veya ucube diye nitelendirilen farklılıklarla doğdu, o kişiyi atıyor ya da ölüme terk etme gibi şeylerin yaşandığı ve hatta bazı zamanlarda bunların zorunlu kılındığına ilişkin tarihte şeyler var, ibareler var. Ama sonra dinin etkisiyle, kiliselerin etkisi ya da başka şeylerin etkisiyle biraz himaye edilme, biraz hani o kişiler aslında bir ibretlik alma. Hani yani onlar iki tür dünyada hep görülmüş aslında sakatlar. Ya çok zavallı, aciz yaratıklar ya da olağanüstü ilham alınması gereken yaratıklar. Her iki durumda da görülüyorlar iki tarafta. İnsanlar çünkü farklı olanı belli anlamlar yüklüyor. Bu durumda da aslında her ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Yani bu insanlar bir şekilde bizden farklıdır, eksiktir. İşte yaptığı her şeyde olağanüstülükler adleder o yüzden gibi bir yaklaşım var. Yine de toplumun... Biraz açar mısın yani yaptığı her şeyde olağanüstüler dediğin... Ya yani, aslında gündelik şöyle bir şey yaşanıyor. Bir körsün mesela.
Gündelik hayatta çok basit bir şekilde diyelim ki gittin bardağı nasıl koydun? Bu bile aa nasıl yaptın şeklinde algılanıyor. Hani yayılma etkisiyle senin o kadar acziyet içinde olduğun görülüyor ki günlük hayatta ya çıktın dışarı mesela alışverişe çıktın ya da daha basit bir şey bir koltuktan kalktın diğerine oturdun. Vay nasıl buldun falan tarzında. Geçen bir programa katıldım. Şöyle anlatayım meseleyi. Bundan birkaç hafta önce ben maratona katıldım. İşte 7 Kasım'da çok güzeldi falan. Onu tamamladım. Çok harika bir zaman deneyimdi falan. Biri soruyor yani diyor ki abi diyeyim ki çok Takip et. Yani o bir hazırlık da ama antrenmanlar da yapıldı maraton için. Tabii, yani o çok zor bir süreçti. Bitirmek çok zevkliydi. İnşallah yine katılacağım. Yarım maratonlara devam edeceğim. O süreç güzel bir süreçti gerçekten. Ve o süreci anlatırken dedim ki çok kalabalıktı köprünün girişi falan. Biri dedi ki nereden anladın kalabalık olduğunu? Anlatabiliyor muyum? Yani bu gayet açıklıyor yani. Şimdi o kalabalık olduğunu anlaman için kör olman gerekmiyor aslında bakarsan. Yani, yani kör olman ya da olmamanın bir şey yok onu anlayabilmen için. Bunun gibi insanlarda böyle bir şaşma duygusu var. Hani belli bir şekilde bunu yaşıyor ama her ikisi de aynı noktaya çıkıyor. Aslında sakat kişi o kadar acziyet içerisindedir ki en basit yapılan benim yaptığım en basit işi bile yapamaz. Hatta şu da yaşanır. Ya böyle olacağımı öleyim daha iyi. Bu çok insanlarda vardı. Yani bunu söylemen. Hatta ben hani körlük özelinde konuşursam kanser ve AIDS'ten sonra Soner en çok korkulan üçüncü durummuş. Tabii bugün yapsalar o tabii bunu bir 20 yıl önceki falan bir literatüre dayandırıyorum. Bugün herhalde Covid'den sonra falan diyebiliriz ama o gibi yani kalıcı salgın bir hastalıktan sonra insanların en çok korktuğu durummuş herhalde. Yani öyle olacağıma ben kaybedeyim daha iyi. Algılar da ben aslında tezimde de bunun üzerine çalışmıştım. Her neyse bunun sebebi işte o kadar acziyet içinde olmak veya bir çeşit yapılan yanlış empati çalışmaları veya kişi diyor gözünü kapatıyor ya da kulağını kapatıyor diyor ki lan ben öyle böyle olsam hiç yaşayamazdım aslında. Bugün de kesin bir sürü yerde benzer etkinlikler yapıyorlardır. Bak 3 Var Aralık mı? da bugün. İstanbul merkezi yerlerde, merkezi noktalarda bu tür Evet, şey sürekli katlanıyor. yapıyorlar yani böyle anlayalım. Yani, Buna da bir eleştiriniz var, değil mi? Öyle anladım. o tabii canım yani bu başlı başına zaten şu bu niye biliyor musun aslında? Bunu literatür de destekler, araştırmalar yapıyorlar bununla ilgili. Hani amaç şey işte insanları daha iyi anlayalım. Bir yine bakın sağlamcı bakış açısı. Bana sormak yerine beni kendi normlarınla anlamaya çalışıyorsun her şeyden önce. Yani aslında sen o an kulaklarını tıkadığın zaman ya da tekerlekli sandalyeye oturduğun zaman hala yürüyen bir birey olarak tekerlekli sandalyeye oturuyorsun. Duyan bir kişi olarak oturuyorsun. Ben değil mi ben görme engelli değilim, körüm diye. Orada sen görme engelli oluyorsun. Yani gözlerini belirli bir dönemliğine kapatmış ama belli bir süre sonra açacağını bilen kişi oluyorsun. Bu nedenle de bu durum sana ne çağrıştırıyor? Dün hatta onu sordum. Arkadaşlar senin için karanlık ne ifade ediyor dedim. Dersimde ve tam bu 3 Aralık'ı konuşuyordu. Karanlık ne demek sizin için arkadaşlar diye sordum. İnsanlar dedi ki ya hocam korkanlar çok korkuyorum. Kontrolsüz bir an gibi geliyor. İşte her şey sanki üzerime gelecek gibi geliyor. Sanki veri alamıyorum etraftan hiçbir şey alamıyorum gibi geliyor. Tabii böyle bir korku. Düşünsene sen kişinin öyle karanlıktan korkan birini gözünü kaparsan şöyle düşünüyor. Aa, kör biri hep böyle yaşıyorsa hayatını ne kadar zor olurdu. Yani emin ol o yaşadığı şey çok daha fazla artıyor. Yani o kişiye olan acıma duygusu ya da vay be bu halini ne yapıyorsun o sahte hayranlık duygusu çok daha fazla artıyor. Kişiyi anlamıyor çünkü o belli bir süre bu neye benziyor biliyor musun Soner? Hiç pilotluk yapmayan birine uçağın içindeki bir yolcuyu alıyorsun ya şimdi pilotlarımızın ikisi de hastalandı al bu uçağı indir demeye benziyor. Ya oranın ne kadar karışık geleceğini düşünsene o kişiye. Ya da hiç cerrahlık yapmamış birine ya şu hastayı bir ameliyat et istersen şu bademciklerini al desen adamın şimdi körlük yıllarca veya sağlık zaten bununla yaşıyorsun sen. Ve o dediğiniz karanlık yok. Zaten belli bir süre siz de karanlıkta kalsanız onu karanlık gibi hissetmezsiniz. O yani kontrolsüzlük duygusuyla alakalı değil. Ona bakarsanız benim için de o dediğiniz karanlık duygusu ne zaman yaşanıyor biliyor musun? Tam böyle bir yerden geçerken tam bugün bizim evin önünde kazı yapıyorlardı mesela. O arada hele ki yoldaysam korkudan patlıyor, ödüm patlıyor. Niye? Kazı o kadar bütün etraftaki gürültüleri engelliyor ki. Yani o kadar gürültü yapıyor ki
Başka sesleri duyamaz oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu da benim için aslında tam o anda yaşadığım korku. Hakikaten o zaman bir korkuya kapılıyorum. Ama kör olmak böyle, ama bir sağır içinde belki bambaşka bir şey korkuya kapılmak anlamına geliyor. Onun için de gözlerini kapatmak, o da yani herkesin yapısı farklı. Bu yüzden öyle yaparak anlamaya çalışmak yerine gerçekten ya böyle seminerler dinleyin. İnsanlarla konuşun. Bir bakın festivaller yapıyoruz biz. Onlara katılın. Tam da aslında şimdi konuşmanın en sonunda geleceğimiz ayrı eğitimler o nedenle çok yanlış aslında. Evet. Yani, peki buraya yavaş yavaş gelelim mi o zaman eğitime? Yani bu hani bu deneyimlerin ne türden yanlış empatilere, algılara yol açmış olduğunu konuşmuş olduk. Peki eğitime doğru da hani söyleşinin de odağını biraz kaydıracak olursak, yani biz sağlamcılığa tarihsel bir bakış ile ele almaya başladık. Özürlü, sakat, engelli kavramları üzerinden o kavramsallaştırmayı da şöyle bir geçmiş olduk. Bugünün anlamına ilişkin de hani nasıl bir hikayesi var? Aslında bir mücadelenin de çoğu günde olduğu gibi karşılığı oluyor bu türden günler. Buraya getirdik. Eğitimde sağlamcılığı nasıl ele alacağız? Çok güzel bir konuya geldin eğitimciye. Tam da aslında şeyin devamı gibi. Sakatların toplumdaki yapısı aslında bu eğitimde ilk başta o kişilerin zaten hiç eğitim alamayacaklarıyla başlayan bir süreç. Yani öncelikle işte ya da ne yapsın işte körler için hafız olsunlar veya hiçbir şey yapmasınlar. Sadece beklenti çok düşük. Çok düşük beklenti yok toplumda. Yani bu işte yaşasın da yeter. Yani hani el ayak altta dolaşmasın gibi. Eğitim kurumları da açıldıktan sonra Fransız sanayi devrimi meselesi ortaya çıkıyor. Biliyorsun o çok birçok şeyi etkilediği gibi sakat hareketini de çok etkiliyor. Nasıl etkiliyor o dönem? Bugün bambaşka bir şeyden söz ediyoruz ama şehirleşme ortaya çıkıyor. Yoğun emek iş gücüne ihtiyaç var. Ama nasıl iş gücüne ihtiyaç var? Emeğini satabilecek insanlara ihtiyaç var. Yani nasıl? Bu da o emeğini en iyi satabilecek insanları belirlemek zorundayız. Eli ayağı tutan, belirli bir zihinsel, nörotipik diyoruz biz bugün, nörotipik tipik diyoruz. Yani belirli bir zihinsel durumda olan, işte kası koç, kuvvetli, mümkünse erkeklerden oluşan bir sanayi toplumu ortaya çıkıyor. Ha, peki bunları nasıl belirleyeceğiz? İşte testler, eğitimler burada ortaya çıkıyor. Yani o kişileri ortaya çıkartmanın yolu, normal dediğimiz kavram aslında İngilizce 1840'lı yıllarda giriyor Soner. Ondan önce gönye demek, marangozluk terimi. Ama o günden itibaren normal insan kavramı ortaya çıkıyor, karşımıza geliyor. Ve çünkü normal insanı belirlersek en yoğun iş gücü, yani işverenler öyle bir şey talep ediyorlar. İşte daha iyi çalışabilecek, bana daha çok kar getirebilecek adamları ben işe alayım. Kalanları ne yapacağız peki? İşte eğitimdeki, özel eğitimde bu dönemlerde ortaya çıkıyor. İlk başta hastanelere kapatıyorlar sağlık sorunu olanları. Hastanelerden sonra da yatılı okullara kapatıyorlar ciddi anlamda. Neden? Çünkü bu kişilerin diğer akranlarıyla birlikte eğitim alırsa, her şeyden önce bunları düşündüğü için değil, onları yavaşlatacağı düşünülüyor ilk adımda. Yani el ayak altında dolaşmasınlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde şey yapalım, onları yavaşlatın. Hatta öyle bir şey ki bu bir tek eğitimle gitmiyor. 1865'lerde falan Amerika'nın bazı eyaletlerinde bir yasa çıkıyor. O dönemleri Amerika açısından hatırlarsak düşün, Yüzyıl Savaşları'nın yeni bittiği, Kuzey-Güney Savaşları'nın yeni bittiği dönemlerden söz ediyoruz. İşte bacağı tutmayan, belli uzlu olmayan kişiler restoranlara giremez. Niye? Diğerlerinin moralini bozmasın diye. Yani böyle yani, şeylerle geliyor. Yani normal üzerinden konuyu bu duruma ele almak. Oradan doğru yaklaşmak. Tabii tabii. Oradan başlayarak ilerleniyor falan ama tabii çok başka savaşlar mesele. İşte kapatılmalar da bu dönemde bu kişileri ayıralım. Tabii özel eğitim çıkıyor. Özel eğitim bir yanıyla şöyle bireysel eğitim, hani kişileri bireyler üzerinden yapalım falan ama o kişileri ayrıştırmak bir boyutuyla da diyor ki uzmanlar, ki sakat hareketi o uzmanlarla da çok mücadele eder. O kişiler en iyi benim teşhisatımla öğrenir. Yani işte onun için ayrı bir şey gerekir falan tarzında diye. Belki belli dönemler içinde gerekli. Tabii bu dönem şeyi de hatırlayalım. Sakatlar arasındaki eğitim seviyesi de çok düşük.
Şöyle söyleyeyim, 1950'li yıllara gelelim Türkiye'de. Örneğin ilk körler okulu 1950'de açılır. 1925'te daha önceki bazı okulların devamı olarak İzmir'de bir okul açılıyor Soner. Körler ve Sağırlar Cemiyeti mi? Öyle bir şey İzmir'de ilk açılan okul. Ve bu okulda körler ve sağırlar bir arada okuyorlar yani. Onları bir arada. Hatta bu okulun Sağlık Bakanlığı'na bağlı olduğunu biliyor muydun? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı değil yani. Doktor beyaz önlükler falan giyiyorlarmış yani sonradan. İşte ne oluyor? 1950'de nihayet Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor ve ayrılıyor işte ilk. Hatta o dönemki Mita Tenç gibi Alt Nokta Köyler Derneği'nin kurucusudur. Mücadeleleri o. Yani bu okulları ayırın bakın birlikte hiç yapın. En azından biz bir yerde okuyalım. Şey yasası çıkıyor. Körler ilkokuldan sonra da eğitim alabilirler. Yasaları 1950'lerden sonra çıkıyor. Çok düşün eğitim. Yani eğitim seviyesinin ne kadar düşük olduğunu insanlar eğitim alamıyor. Eğitim alamayınca ne oluyor? Söz sahibi de olamıyorlar. O yüzden onları yetiştiren ya da onlar adına karar verenlerin inisiyatifiyle ayrı okullarda okuyorlar falan ama tabii ki zamanla bu değişiyor. Yani işte bu okullar yine önemli bir misyon da edinmiştir sonuçta. İnsanlar buralarda yetişiyor, buralarda kimlik bilincine erişiyorlar her şeyden önce. Yani benim gibi olanlar da varmış. Yani bunları da yok saymayalım. Hani bu bilince erişiyorlar evet. Vesaire ama sonrasında düşün bak ben kendi deneyimimi anlatayım. Ben 8 yıl yatılı okulda okudum Soner. İlkokul ve ortaokulu yatılı okulda okudum. 1979 doğumlu olduğuma göre 86'dan 94'e kadar olan biz 93'e kadar 86-93 arasında gerçekten bugün o zaman diyor o zaman belki başka şansımız yoktu zaten yani herkes öyle gidiyordu ama bugün düşünsene sen 7 yaşındaki bir çocuğu evinden koparıp yatılı okula göndermek nasıl bir duygudur? Ya ben o gün sabah ağlıyordum gece uyuduğumda. Sabah uyandığımda hala ağlıyordum yani. Hani öyle ve bu benim için hep devam etti. Hala travmatiktir. Yani hala kendim hatta bir yerlere gittiğimde onun travmasıyla savaşırım. Yani zor bir süreçti. Ama bu kişisel bir romantizm yapayım diye anlatmıyorum. Yani o okullar bir tarafıyla zamanda bir şeylere hizmet etse de sonrasında ayrıştırılmış okullar, o okullar dediğimiz şey aslında ayrıştırılmış okullar. Ayrıştırılmış tabii yani sadece körlerin okuduğu veya sadece sağırların okuduğu ya da sadece ne bileyim otistiklerin olduğu hala bunlar var. Onlar kimi zaman alt sınıf halinde vesaire yürüyen süreçler ayrıştırılmış bölgelerde ne oluyor bir süre sonra? İlk baştaki mükemmel bir düzenle tasarlansa bile zamanla bir kere yozlaşıyor. Çünkü denetim daha az orada. Şu var hani o klasik fare deneyi vardır yani zıplarsın kapak koyarlar kavanozun üzerine. Zıplar o kapağı çarpar sonra kapağı kaldırsa bile o fare hala artık belli, fare çekirge de olabilir bilmiyorum hayvana. Ya belli bir şeyle zıplıyor artık yani çünkü bir çita sen ona bir savan etkisi yaratıyorsun. Tam bu okulların en büyük yaptığı kötülük de bilinçli olmasa da bu oluyor. Sakat kişi eşittir şunu şunu yapabilen kişidir. Bunları yapabilen, bunları yapamayan kişidir algısıyla her şeyden önce ortaya çıkarıyor. Ve sen istesen de yeni fırsatlara edinemiyorsun. Çünkü çok geç oluyor. Yani kişi olduğunda. İkincisi, maalesef bu okullarda yine de kişilerin inisiyatifi değil, genellikle sakat olmayanların eğitimde, öğretmenliklerinde vesairesinde olduğu için toplum engelliyi tanımıyor. Engelli de onları tanımıyor. Yani böyle bir süreçle yaşanan bir durum. İşte 1970'lerde ilk zaten sosyal model dediğimiz bir kavram var. Bu model şunu sağlar. Ya böyle karışık gidiyorum ama birbirine bağlayacağım merak etme. Hayır, pek karışık değil aslında. Ya bir yandan şu tabii geldi sen bunları anlatırken. Yani okul çok toplumsal bir alan, yani kamusal bir alan. Okuldan uzaklaştırıp başka dar kamusal alanlara ya da dar alanlara sıkıştırırsan o kamusal alandan da uzaklaştırıyorsun. Görünür yani görünür kılmıyorsun o meseleyi. Çok güzel. Tam o zaten görünmez olmak. Kamusal alandan uzaklaştırmak konuyu. Bu da aslında bir yandan bilinçli bir politika. Tabii bilinçli, tamamen bilinçli yapılmış bir politika. Ya diyor ki hatta bu çünkü şöyle bir şey, aslında bu bir rüşvet gibi bir şey baktığında. Yani burada eğitimi konuşuyoruz ama bu her alanda uygulanıyor. Kamusal alan dediğin çok önemli. Eğitim bunun yalnızca bir boyutu.
Sen mesela bir şeye gittiğin zaman diyor ki senin için ayrı tatil köyü yapalım. Senin için ayrı bir park olsun, oraya git. Senin için spor merkezlerini ayıralım. Bakın bunlar o kadar yoğun ki, çünkü niye? Ayrıca kendisi bir düzenleme yapmak zorunda kalmayacak. Yani erişilebilirliği sağlamasına gerek kalmayacak. Ya sen oraya git. Ne beni uğraştır ne kendin uğraş. Bu nedenle de zaten en çok yapılıyor. Yani bir rüşvete sen orada istediğin gibi takıl. Ama orada daha iyiymiş, daha kötüymüş. Hani bunu sağlayan bir şey yok. İşte tam da sosyal modelin çıkış noktalarından biri bu UPS. Hatta şöyledir. UPS diye bir yapı vardır İngiltere'de. Union of Physically Impaired Against Segregation diye geçer. Yani daha çok tekerlekli sandalye kullanıcıları için olduğu için şöyle diyebiliriz bunu. Fiziksel engellilerin tecride karşı birliği gibi çevirebiliriz aslında tam olarak arkadaşlar. Çünkü şöyle, birçok insan artık farklı yerlerde, farklı korumalı iş yerlerinde çalışmak istemiyor mesela hani. Kendi her iş yerinde çalışmak istiyor. Bu da iş yerleri de çünkü çok ciddi bir izole edici bir noktadır. Sadece belli odalarda kalmak istemiyor. Ama diyor ki beni aslında engelli yapan şey tıpkı cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımı gibi düşün. Feminist hareketten çok ödünç almıştır sakat hareketi aslında. Disability and impaired are different from each other diyor. Yani özürlülük ve sakat, demin özürlülük dedin ya sen. Evet. Yani yeti itimi diye bunu, sakatlık çalışmaları diye bir kitap var Dikmen hocaların. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmıştı. Orada bununla ilgili çok güzel makaleler var. Bir derleme kitap. Dikmen Bezmez, Siber Yardımcı ve Ertan Bey'in çıkardığı bir kitap. Burada bu anlatılıyor. Ama şunu diyor. Yeti itimi, impairment'ı öyle çevirelim. Özür diye de biliriz yani o şey açısından. Ve sakatlık ya da hadi engellilik diyelim. Birbirinden farklı kavramlardır. Yeti itimi dediğimiz şey biyolojik bir şey. Ya işte kör olman, sağır olman, sarışın olman, uzun kulaklı olman, yamuk burunlu olman, anlıyor musun? Bütün bunlar bir şey, biyolojik bir tarafı işin. Bunu engele dönüştüren şey başka, toplumsal. O yüzden diyoruz sakatlık tamamen sosyolojik bir mesele olarak ele alınmalıdır. Tıbbi bir şey değil. Ben de herkes kadar hasta olabilirim. Olmayabilirim. Benim de COVID aşısına ihtiyacım var. Ama aynı zamanda körüm, yani bu bir şey değil. Herkes kadar benim de sağlık sorunlarım var ya da yok. Belki daha fazla, belki daha az. Ama var, yok. Ama benim şu an uğraştığım, bugün 3 Aralık'ta sizi beni buraya buluşturan bu değil. Benim kör olarak, sağır olarak, otistik olarak, disleksik olarak, nöroçeşitli olarak yaşadığım ayrımcılık beni bugün burada bunu konuşturuyor. Çünkü bu ayrımcılık ne yapıyor? Seni ayrı iş yerlerine hapsediyor. Seni ayrı okullara hapsediyor. Seni ayrı otellere, ayrı spor merkezlerine hapsediyor. Neden ediyor? Çünkü diyor ki benim bir de hatta şöyle bir, siz buraya gelmeyin, bizim sizin için gerekli altyapımız yok diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ne bu altyapıyı da, hatta şu var. Bu sosyal model ortaya çıktığı zaman işte UPS denen yapı şey diyor ki biz evet yoksuluz, sakat kesim yoksuldur. Evet sakat kesim dezavantaja sahiptir ama bu dezavantaja yol açan şey senin gerekli yerlere rampa yapmaman, otobüslere sesli anons koymaman, ki hala İETT ile uğraşıyoruz maalesef bir tık anons kısılı. Burada hani sizin şeyinize bunu da belirteyim, duyan birileri olursa hala biz mesela 3 Aralık'ken ben otobüslere bindiğimde durakları hala duyamıyorum. Birçoğu da ben kapalı falan diyor. Kapa parantez. Otobüslerde rampa yoksa, gerekli yerlerde uyarıcı şeyler yoksa, binalarda asansör yoksa ben o nedenle işsizim. Sakatlığımın getirdiği eksilerden dolayı değil. Sizin onun üzerine inşa ettiğiniz engellemeler nedeniyle ezilen kesimim ben. Yani ortamların, süreçlerin aslında engelleri buna yol açan şey. Aynen yani. Hizmetlerin engeli. Aynen, hizmetlerin, ön yargıların, tutumların, stereotiplerin engeli tam da buna yol açar diyor sosyal medya. Bu nedenle de sizin ilk yapmanız gereken her alanı erişilebilir kılmaktır. Bu kavramın üzerinde mi? Erişilebilirlik yani nedir? Var olan yapıları herkesin kullanımına uygun hale getirebilmek. Kapsayıcı hale getirebilmek. Bu hiçbir zaman mükemmele ulaşamayacağız ama her zaman
farklı kesimlerin sözlerini dinledikçe daha çok ulaşacağız. Bu arada demin ki soruyla ilgili tam burada da gelelim. Cevaplar geldi mi Soner? Ya ne yazık ki henüz bir cevap, bir yorum yok, bir katkı yok. Olursa ben burayla paylaşacağım. O da aslında ben o soruyu sorarken şöyle geliyordu. Demin dedim ya insanların kafasındaki şey, toplumda insanlar şey, bunu genelde bu soruya yanıt şu. Engelli birini gördüğünde ne yaparsın? Çoğu insan diyor ki nasıl yardım edeceğimi düşünürüm. Ya da nasıl yanlış bir şey yaparsam diye düşünürüm cevapları geliyor karşısına. Niye geliyor biliyor musun? Aslında bu da çok geçenlerde 2010 yılında yapılan bir araştırmada Neil Redmond diye biri tutumlarla ilgili bir şey yapıyor. Engelliler deyince toplumun karşısına gelen 3 temel kavram var. 1- bağımlı, 2- zayıf ve çaresiz, yeteneksiz, beceriksiz yani, 3- cinsiyetsiz. Bu 3 kavram bütün farklı gruplardan çok engellilerle ilgili en çok ortaya koyan stereotipler. Yani bu adam doğrudan seni yardıma muhtaç olarak görüyor zaten. Yani bırak seni dengik saymayı, seninle aynı işi yapmayı, her an bu kişi mutlaka yanlış bir yere gidiyordur, yanlış bir şey yapıyordur. Ben ne yapsam da onun elinden tutsam gibi bir bakış açısı. Benim kaçırdığım bir katkı var. Hemen paylaşayım. Farklılıkları olan insanlara ilk bakışta üzülüyorum. Biraz gözlemliyorum. Sonrasında ilgiyle sohbet etmeyi tercih ediyorum. Ona yardımcı olabileceğim bir durum olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Onların özel ve seçilmiş olduklarını düşünüyorum. Facebook üzerinden bizi izleyen bir izleyici. İşte şey, burada güzel sözler, teşekkür ediyorum ama şeye dikkat edin ya. Bir özel ve seçilmiş ya, aslında şöyle dedim ya. Demin bir grupta tam senleyken onu tartışıyorduk. Hani sakatlık kutlanacak bir şey midir burada? Yani ne utanılacak bir şeydi ne de kutlanacak bir şeydir baktığınızda. Ya bir nötr bir durumdur ya. Yani ben kan grubun A, RH pozitif olduğu için bunu kutluyor musun? Ya da utanıyor musun? Lan keşke olmasaydı falan diyor musun yani? Demiyorsun. Bunun gibi bir şey bu. Aslında bu bir karakteristiktir ama sen bunun üzerine hayatı o karakteristiğe göre düzenlemediğin için çevreyi ister istemez bu bir engele dönüşüyor bir tarafıyla baktığın zaman. Çünkü toplum çoğunluğu o gruptan oluşmadığı için düzenlemeleri ve şeyi ona göre yapmıyor. Bak geçenki şeyi düşün. Birkaç hafta önce İstanbul'da bir sis oldu. Ben onunla ilgili yazı yazmıştım sana. Sis oldu, vapurlar gidemedi. Niye gidemedi? Niye uçaklar inemedi mesela siste? Yani çünkü görüş mesafesi çok düşüyor ama kimse bunu demedi. Ya insanlar görme yetileri yetmediği için sis yüzünden dediler. Ama ben bir otobüste durağa kaçırdığım zaman körlüğüm yüzünden durağa kaçılmış oluyorum. Evet, bu çok kritik hakikaten. Yani mesele bu. Halbuki her ikisi de yeti kaybı. Yani insan yetisi birinde ama orada çoğunluk hiç kimse siste gidemiyor. Hiçbir pilot gidemiyor. Halbuki şöyle düşün. Eğer o sis döneminde yalnızca mesela bir grup insan sisten etkileniyor olsaydı o zaman diyecektik ki sis engelli diyecektik o insanlara. Onları tedavi etmeye falan çalışacaktık, düşün. Ama bugün ne yapıyoruz? Siste gidebilecek sistemleri o yapmaya çalışıyoruz. Öyle düşün yani. Hemen eğitime yeniden bağlayayım. Eğitime geri dönelim. eğitime şöyle döneyim bu noktada. Ayrıştırılmış eğitime karşı olduktan sonra işte bu sosyal model birlikte yaşama, bir arada eğitim almak istediğinde deyince işte o dönemlerde hatta şunlar da ortaya çıkıyor. Yatılı okullarda ya da hastanelerde ayrı ortamlarda yaşanan ayrımcılıkları, insanlara rağmen yapılan çalışmaları. Çünkü orada da seni genelliyor aslında. Yani bütün kör olanlar ya da bütün otistikler de aynı ihtiyaca sahip değil aslında. Ama sen orada onları tamam, hepsi yani her sakallı dedemdir gibi bir şey üzerinden ilerletiyorsun ve hepsine aynı şeyi veriyorsun. Yani kime uyuyor, kimse uymuyor. Yani hiç herhangi bir şey olmuyor. Bu nedenle deniyor işte yasalar çıkarılıyor dünyada, ülkemizde işte insanlar kendi evlerinin, hatta talep çok masum. Ben kendi mahallemdeki okula gitmek istiyorum aslında. Çok basit bir talep. Sakatların yaptı. Niye ben eğitim almak için binlerce kilometre öteye gideyim? Yani bizden yine şeyden örnek vereyim. Biz Türkiye'de körler okulları sayısı şu an 20 oldu mu acaba bilmiyorum. En fazla 20-25'tir. Bunlar da farklı belli illerde yani. Birçok ildekiler insanlar yatılı okumak zorunda kalıyor. Ben kendi mahallemdeki okula gideyim. Ve dünyada da böyle. Geçen bir makale okudum. Oralarda da buralarda yaşanan sorunlar. Öyle başlıyor. Ama nasıl karşı çıkıyorlar biliyor musun? Ama eğitim kurumlarımız buna hazır değiller. Hazır değil. Ne zaman hazır olacak? Siz biraz daha bekleyin. Bu da çok kullanılan bir bak. O zaman hazırla.
Yok siz bir saat daha orada okuyun, biz bir ara hazırlarız. Bak bu işe bir yerden başlamadığın zaman o eğitim kurumları hiçbir zaman hazırlanmıyor buralara. Tabii burada yani şu yaklaşımı eğitim alanı içinde, hani kapsayıcı eğitim diye adlandırdığımız kapsayıcı eğitim yaklaşımını mümkün olduğunca ne diyelim peşinden giderek bu anlayışın yerleşmesini sağlamakta fayda var. Yani sunulan eğitim hizmetinin belirli gruplara, çünkü öyle yapıyorsunuz siz, belli bir gruba hani tanımladığınız norm etrafında düzenliyorsunuz, kurguluyorsunuz ve sunuyorsunuz. Ama bunu tüm hangisini kullanalım bilmiyorum. Farklılığa, çeşitliliğe, ihtiyaca yönelik tasarlarsanız hizmeti, süreci, ortamı herkese açmaya başlıyorsunuz. Buna da işte yani en basit anlamıyla kapsayıcı eğitim diyoruz. Çeşitli yöntemler de var, değil mi? Öğrenme için evrensel tasarım. Tabii tabii. Yani bu biraz örneklerle açalım istersen Soner. Tam da İSMEK üzerinden gidelim, İSMEK güzel. Mesela İSMEK'te dil kursları var değil mi? Yani belli dillerde kurslar var, İngilizce var, bilgisayar kursları var değil mi? Yani bambaşka bir sürü, yani kişisel gelişmeye yönelik, insanların kendini geliştirmesi yönelik. İşaret dili var. Evet, işaret dili kursları var dediğin gibi, bambaşka bir sürü kurs var. Çok da çeşitliliği olan, çok yararlı. Şimdi diyelim ki ben İngilizce öğrenmek istiyorum. İngilizce öğrenmek için başvurduğumda neden benim İngilizce öğrenmemle kör olmayan birinin İngilizce öğrenmesi neden farklı olsun ki? Aynı dil değil mi bu? Ama bazı, ha, bana başka materyaller de vermen gerekebilir belki. Bazı konularda uyarlamalar yapman gerekir. Ama sen beni o ortama dahil etmediğin anda, ya sen git senin için ayrı bir yerde o eğitimi al dediğin anda sen de öğrenemiyorsun aslında. Öğretmen olarak orada beni nasıl kapsaman gerektiğiyle ilgili sen de hiçbir zaman bir hazırlık yapmıyorsun. Çünkü rahat geliyor. Yani ben sadece belli tipteki kişiler, işte sağlamcılık diyorum ya, aslında tam bu demek. Yani sadece niye o eğitimi sadece iki ayağı, iki kolu tutan, kulakları duyan, gözleri gören kişiler alıyor da ben ayrı bir yerde alıyorum? Ya benim ayrı yerde aldığım için bir kere bir de daha masraflı aslında baktığında. Ayrı bir öğretmen tutacaksın, ayrı bir yer açacaksın. O ayrı yerde yeniden onu herkes için onu oluşturacaksın. Kaç kişi alacak? Belki yeterince sınıfta kişi olmayacak falan. Aslında baktığınız zaman doğru hesaplamalarla maliyeti de daha arttırıyorsun. Farkında değiliz. Bunu bilgisayar için düşünelim. Bilgisayar eğitimi diyelim ki ofis eğitimi veriyorsunuz. Yani işte Word, Excel öğretiyorsun. Ya bu Word aynı. Ben de Word kullanıyorum, sen de. Ama ben ekran okuyucu programla kullanıyorum. Az gören biri ekran büyütücü programlarla kullanıyorum. Eğer bilgisayar öğreticisi doğru hakim olsa bu programların sunduğu klavye kısa yollarını da bilmesi lazım zaten. Oradaki insanlar da bilmesi lazım. Kapsayıcılık aslında her iki tarafı da kazandıran bir şey. Çünkü sen çeşitli gruplara eğitim verdiğin zaman o çeşitli grupların da birbirinden bir şey öğrenmesini sağlıyorsun. Yani sen benim için yapmıyorsun aslında, karşılıklı beslenmeyle ilgili bir şey. Her iki tarafın da birbirini beslemesine yönelik çalışmalar yapıyorsun. Ha peki bu ayrı kurumların hiç mi bir yararı yok? Var elbette, yani şöyle bir şey. Bu belki zamanla bir kere kişilerin bir araya gelmesini sağlıyor. Farklı olan grupların bir araya gelmesini, birbiriyle ihtiyaçları. Bu noktada önemli bir işlevi var. Veya ne bileyim, bazı eğitimler diyelim ki sağırlar için olan bir eğitim, körler için bağımsız hareket eğitimi, baston eğitimi falan gibi şey. Ha buralarda evet, yani buralara hazırlamak açısından doğru. Ama onun ötesinde zaten verilen her alanda ben örneğin gidiyorum hukuk okuyacağım üniversitede öğrenci. Hukuk okumak için sen buraya sakat birini de dahil ettiğin zaman hukukun o kişiyle ilgili olan şeylerini de ister istemez düşünmek zorunda kalıyorsun. Nasıl kapsıyor mu, kapsamıyor mu? Bunu her alana uyarlayabiliriz. O yüzden şey bahanesine sığınmayalım ne olur. Ya bu kişiler hiçbir zaman hazır olmayacak. Öyle bakacaksak meseleye. Veya herhangi bir şeye niye hazır oluyor da, yani başka bir kişi geldiğinde ona diyemiyorsan eğer, yani ben esmerlere eğitim vermek için hazır değilim desen ne olur? Direkt seni afarat ederler, ama bunu diyebiliyoruz yani, körler için hazır değil diyelim. Bunun gibi aslında altyapı düşündüğümüz kadar zor değil. Ama olay şu Soner, genellikle kişileri dahil etmediğimiz için
Bu da dedim ya hani belli zamanlarda o okullar hizmet etti ama bugün artık eğitimde olan engelli sayısı arttı. Bak ben burada bu konuşmayı yapabiliyorum. 1950 yılında muhtemelen bir tek Mithat Bey vardı köyler arasında. Başka yoktu böyle bir konuşmayı yapabilen. Yani artık o insanların kendi adlarına, konuşmalarına, kendi fikirlerini dile getirmelerine izin vermemiz lazım. Ya da şimdi şöyle örneği verelim. Bir sürü arkadaşımız üniversiteye hazırlanıyorlar sanır. Ve biliyor musun çoğu dershane o kişi oraya gittiğinde onu almıyor. Diyor ki ya ben senin için diyor yeterince diyor. Ya dershane ya üniversiteye hazırlanacağım. Test uğraşmak istemiyor. Yani biraz işte maddi kaygıdan söylüyor. Diyor ki sen kendin için olan dershaneye git. Ya var mı? Ya bir de niye olmak zorunda olsun? Yani kişiyi maddi manevi yıpratması ve demin konuştuk ya böyle olunca birbirini tanımayan güruhlar ortaya çıkıyor. Yani birbirinden bir şey öğrenemeyen bu dönemde de işte demin dediği gibi biz özel ve seçilmiş insanlar olarak ortaya çıkıyoruz. Yani halbuki ya ben de kısa saçlı, mavi, kumra bir insanım. Yani özel falan olmam gerekmiyor aslında bakarsanız. Ben sol sokakta yürüyen alelade bireyim yani bu şekilde ama bunu böyle görebilmemiz için gerçekten bir arada bir şeyler. Yani benim de İSMEK üzerinden gidin bir sürü öğretmenle birlikte kör, sağır öğretmenlerin olması. Bir sürü öğrenciyle birlikte bu tarz insanların da o arada olduğu zaman zaten sen onu ne ya ben bunu istediğim kadar anlatayım. Ama demin empati meselesine geldik ya kişilerin birbirlerini tanımasıyla ilgili. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. En doğru anlama doğrudan etkileşimle sağlanabilen anlam oluyor. Doğrudan etkileşimi de yapay olarak üretmeniz çok kolay bir şey değil. Ancak insanlar bir arada olduğu zaman doğrudan etkileşim gerçekleşiyor. Ama biz öyle yapıyoruz ki kişileri aynı sınıfa koysak bile mesela iki tane sağır yan yanaysa onları yan yana oturtuyoruz. Ya da aynı sınıfa koyuyor. Abi yine ayırdın. Yani aynı sınıfın içinde onları yine ayırıyorsun. Bu durumda ne yapıyor? Öyle yaptığın zaman daha tehlikeli bir şey oluyor. Ön yargıyı güçlendiriyorsun. Çünkü o insanlar yalnızca birbirleriyle görüşüyorlar. Diğer arkadaşları ya onların zaten kendi arkadaşları var diyor ona yaklaşmıyor. Ve çok daha beter yani ön yargıyı bırak azaltmayı daha da arttırıyorsun. Zaten temas yani ayrımcılığın önüne geçilmesinde de çok güçlü bir araç. Yani ön yargıları azaltan, kalıp yargıları ters düz eden bir araç temas. O açıdan çok haklısın. Fiziksel olarak bir arada olmak yeterli değil yani. İlle hani iki kişiyi aynı yere koydum oturttum bu değil yani eğitimde. Gerçekten yaptığın materyallerle o kişiye de rol veriyor musun? O kişiye de sorumluluklar veriyor musun? Öğretmen olarak o kişiye de benzer ödevler ve onların karşılığında uyarlamalar yapıyor musun? Yoksa oturt, hiç konuşma, yüzüne bile bakma, mobbing uygula. Ha, böyle şeyler de çok yaşanıyor maalesef. Tabii. En kötü ne biliyor musun? Bu yaşandığı zaman okulda öğretmenler, iş yerlerinde patronlar, müdürler sana nasıl davranıyorsa farklı olan kişi olarak maalesef iş arkadaşların, öğrenci akranların da öyle davranmaya başlıyor. Çünkü o eşitsizliği, o ötekileştirmeyi o ortamda yeniden üretiyoruz. Şu benim için çok çarpıcı oldu. Senin söylediğin, hani bizleri bu ortamları tasarlayanlar ya da burada kolaylaştırıcılık, öğretmenlik yapanlar için de zorlayıcı ama oldukça geliştiren, zenginleştiren bir yaklaşım. Çok katılırım. Yani öğrenme tasarımını yaptığım, yürüttüğüm programlarda erişilebilirlik üzerine düşünmek benim de hani öğrenme tasarımına ilişkin yetkinliğimi, yeteneğimi, yani yeterliliğimi, becerilerimi oldukça arttırmış süreçler oldu. Bu hani çeşitlilik çünkü biz çeşitliliğe böyle çok büyük kategorilerle bakıyoruz. Hani sen onu altını ısrarla çizdin hani burnunun yamuk olması, kulağının kepçe olması, kan grubunun olması vesaire. Hani bu nöro çeşitlilik de öyle. Çok fazla yani çok çok farklıyız, çok çeşitliyiz. Biz bu büyük kategorilerle aslında o norm içinde de çok fazla yani normal olarak tanımladığımız grup içinde de büyük
ayrımcılıklar üretiyoruz. Herkes aynıymış gibi. Yani norma, büyük kategorilerle normale bakıp orada da aslında nöroçeşitlilik açısından, öğrenme açısından çok farklı, çeşitli bireyleri de biz ürettiğimiz o norm süreçlere maruz bırakıyoruz, dayatıyoruz. Ondan sonra yeni tanımlar, etiketler üretmeye başlıyoruz. Bir de o değişiyor sürekli Soner. Yani şimdi şöyle düşün ki bir iki yıl önce, yani şimdi sen 2019 yılında etrafta yani maskeyle geziyor olsan herkes sana ne yapıyor bu diye garip garip bakardı, değil mi? Bugün maskesiz gezdiğinde garip garip bakıyor. Yani norm değişiyor. Hani Foucault diyor ya normal kurgudur diye. Normal gerçekten kurgu bir şey. Ama niye insanlar bu kadar o benzemeye çalışıyor normale? Çünkü öyle bir geçen bir araştırma okudum. İnsanlar kabul görmek peşinde. Toplumda kabullenilebilmek. Çünkü dışlanmanın yarattığı etki birinin sana vurduğu zaman yaşadığın fiziksel acıyla aynı sinir hücrelerini uyarıyormuş. Yani o kadar korkuyor insanlar yalnız kalmaktandır. O yüzden aslında çoğumuz kendi farklılıklarımızı mümkün olduğunca maskeliyoruz. Bu gruplar maskeleyemiyor tabii kör olan biri. Yani maskelemek istediğim için değil. Yani istese de yapamaz zaten bunu. Bu durumda da olan maskeleyemeyenleri de ötekileştiriyoruz. Aslında en çok ötekileştirenler, en çok kendi farklılıklarını maskeleyenler bir tarafıyla. Psikolojik olarak bir incelesen görürsün aslında bir sürü şey var ama nasıl şey yapıyor ve o kadar kendi gibi olmadığı için. Hani bu oralardan gelen bir şey. Biz çeşitlilikleri arttırdığımız zaman her şeyi... Şöyle bir örnek vereyim mesela Soner, bilirsin bizim Boğaziçi'nde en son ne zaman geldin, geliyor musun bu aralar bilmiyorum. Şey var bir tane. Çok uzun zaman çok şeyin orada, yemekhanenin orada Nihol binasıyla, yani şey Karablok'la eğitim fakültesinde ayıran bir merdivenler var ya, bir sürü merdiven var orada böyle. Orada. Onun yanına bir tane rampa yaptırıldı geçen bir iki yıl önce, tamam mı? Sağ tarafta hemen merdivenden önce gelen bir rampa. Geçen bakıyordum. Ben de seviyorum hep. Oradan tam şeyin önüne iniyorsun. Yeni bina dediğimiz New Hall binasının kantininin oraya çıkıyorsun. Yani o rampa yapıldı. Sonra bir baktım. O rampayı o kadar çok kullanıyor ki insanlar. Yani bu bir tek körler, yani orada bir tek tekerlekli sandalye kullanıcısına yaramadı yani. Herkes onu o kadar çok kullanıyor ki, çünkü ben, bir kere birkaç kişi şey diyor, Allah razı olsun diyor, adam el arabasıyla yük taşıyor, bak onlar için de faydalı oldu. Yani senin yaptığın çeşitlilik düzenlemeleri aslında bir sürü insana besleme yapıyor. Bir tek o kişiye yaramıyor. Ya da düşün şimdi. Tabii çok, çok güzel bir örnek. Telefon üzerinde mesela düşün, akıllı telefonlarda hadi marka adı vermeyelim ama bir marka daha çok tercih edilir engelliler arasında. Çok daha, çünkü yaptığı kapsayıcı düzenlemeler çok daha fazla. Şimdi ekranı büyüttün, tamam mı? Ekranda renk karşıtlıkları oluşturdun falan şimdi, veya web sitesi tasarladığında. Şimdi onun renklerini daha karşıt hale getirdiğin zaman, daha okunaklı yaptığın zaman sen bu tabi de göz bozukluğu olanları şey yapmıyorsun ki. Aynı zamanda bir sürü insanın çok daha ferah bir görünüm sağlamasını sağlıyor. Bu her alan için böyle. Yani senin yaptığın kapsayıcılık çalışmaları aslında birçok insanın da evet ya bu benim de işime yarıyor demesine benziyor. Yani sen örneğin yemekhanede çölyaklı bir birey içinde önlem aldığın zaman aslında başka hassasiyeti olan insanlara da hitap etmiş oluyorsun. Bunun gibi mesele yani. Ben bir yandan gelen yorumlara, sorulara bakmaya çalışıyorum. Biraz onları alabiliriz. Zaten ya bayağı konuştuk. 50 dakikadır buralarda konuşuyoruz ama insanların yorumları varsa oradan devam edebiliriz. Yavaş yavaş da sonlandıracağız. Saat 4'e doğru geliyoruz. Facebook'ta bir izleyicimiz... bir suistimalden bahsediyor... otobüslerde engelli kardeşlerimize ayrılan özel bölgeler olsun, otoparklarda ayrılan yerler olsun, hep suistimal ediyoruz. Bir dikkat edebilirsek onlar için bir düzen olacaktır demiş. Bir başka aynı izleyicimiz asansörlerden de bahsediyor. Bu arada yine sözü ben en insana bırakarak diğer platformlara... Tabii. Tabii sen bak, ben şöyle biraz başlayayım. Aslında arkadaşlar genellikle bugünün anlamında insanlar sosyal sorumluluk adına bir şey yapalım diyor. Bu kavramı da biraz konuşalım yani. Eğitimde ya da başka alanda. Bu iş sosyal sorumluluk falan değil ya. Sen bir gruba yaptığın şeyi ya işte onları da iyilik yapalım diye yapamazsın. Aslında bu bir insan hakkı meselesidir.
baştaki söylediğime tekrar geliyorum. Bu bir sağlık sorunu olarak ele alam. Sağlık sorunlarını küçümsediğim için söylemiyorum. Ama engellilik bağlamında yaşanan ayrımcılıklar tamamen sosyolojik ve politik bir şey aslında. Siz bir azınlık grubu toplumun dışında bırakıyorsunuz. Onları yalnızca belirli yaşam alanlarında kendilerini, varoluşlarını sürdürmeye mahkum etmeye çalışıyorsunuz. Yani aslında böyle ve burada kullandığımız kelimelerle de bu işi ötekileştirmeye devam ediyoruz. Mesela biri tekerlekli sandalye kullanıcısına toplum şey diyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum diyor. Şimdi sağlamcılık nedir dedik ya biraz önce. Bu adama mahkum diyor. Sen de karanlıkta düğmeye basmadığın zaman yürüyemiyorsun. Işığı yakıyorsun. Ben sana diyor muyum ya ampule bağımlı, ampule mahkum diyor muyum? Ya da yani çivi çakmak için çekiç kullanmak zorundasın. Çekice bağımlı, çekice mahkum diyor mu diye. Her insan yetileri doğrultusunda araç gereçler geliştiriyor. Ama birinin kullandığı aracı nedense özel, mahkum gibi ibarelerle edlendiriyorsun. İşte sağlamcılık dediğimiz kavram hani böyle doğrudan anlaşılmıyor ama bu demek. Birilerinin ihtiyaçlarını normal ve zaten evet tabii ki böyle deyip diğerlerini vah zavallı o da beyaz baston kullanıyor. Lan niye benim beyaz baston kullanmam bu kadar senin için şey yapıyor? E sen mesela kılavuz izleri mesela şey yapıyor insanlar. Yani niye kullanıyorsunuz? E niye o zaman niye yollarda şeritler var? Niye bir yerlere giderken oklar koyuyorsunuz? Buraya gider sağa döner sola döner. E koymayın hiçbirini. E bu da bir mahkumiyet o zaman. Aslında diyorum ya ihtiyaçları öyle bakmak zorundayız. Yani bir grup bir şeyin daha az kişi tarafından talep ediliyor olması onun özel bir ihtiyaç olduğu anlamına bir şey. Özel dediğin zaman zaten direkt insana yani şu demiş oluyorsun yapmasak da olur demiş oluyorsun aslında. Engin bir katkı daha var. Hatta tabii. Bir soruyla da bağlamış izleyicimiz. Ben bu arada hiçbir filtreye maruz bırakmadan olduğu gibi aktarıyorum. Tartışmaları da biraz belki bu soruda yani tabii, bizim ele aldığımız bağlamı güçlendirmeye yarayacaktır diye tabii ki. Hemen sormak isterim. Ben de şunu merak ediyorum. Hep negatif tarafından konuşuyoruz. Peki artısı var mı sanırım? Engelliliğin Körlüğün mü? Ha ben demin galiba oraya geliyor. Ressam Eşref var. Bu hafta öğrencilerime de izlettim. Hiç gözleri görmemiş. Fakat çok iyi hatta mükemmel çizimler yapıyor. Evet, hiç binayı etrafında gezerek resmediyor. Kısacası diğer sezgiler daha mı çok çalışıyor? Bu hani yaklaşım yanlış biçimini aslında bize yeniden tartışmaya. Evet, yani şöyle söyleyeyim Soner. Yani hiçbir bence insanın her durumu yani dedim ya demin bir sürü örneklerle anlattığım saç, göz, sakal yani bir sürü şey kan grubu hepsi kendi içinde bir karakteristiktir. Artıları da olur, eksileri de olur. Yani kendi içinde sınırlılıkları vardır, eksileri de vardır. Yani körlük benim için. Ha şu hep soruyor, daha mı gelişiyor diğer duyuları falan. Yani öyle bir şey yok ama şöyle düşünün. Hep o örneği veririm. Ya ben bir Fazıl Say gibi piyano çalamam. Neden? Çünkü adam 10-15 saat günde çalışıyor onun için. Yani egzersiz yapıyor. Ben de göz yerine, bakın herkes de kullanıyor değil. Yani bu doğuştan otomatize olan bir şey değil. Kör olan biriysem ve sürekli sesle hayatımı idame ettirmek için bir şeyler yapıyorsam elbette kulaklarım daha iyi duymaz ama daha seçici olabilir. Bunun gibi düşün. Yani siz de mesela işte maratona tekrar gelelim. Yani ben ona her gün koşarsan ancak antrenmanlı oluyorsun. Yoksa olmuyorsun. Bunun gibi bir şey. Yani bir şeyini ne kadar kullandığın ya da kullanmamanla alakalı bir şey. Avantajı var mı yok mu? Bu kişiye göre değişir. Bana göre var kendi adıma. Ne mesela? Sokaktaki onca reklama maruz kalmıyorum etrafta yürürken. Siz gözünüzü kapayarak yürürseniz belki düşersiniz ama benim için fark etmiyor. O kadar etrafta bir sürü billboardlar, reklamlar, sürekli gözünüzü yoran şeylere ben istersem kendi harita uygulamamdan bakıp istediğimi görüyorum yani. Bu benim için avantaj. Bana göre güzel bir şey. Siz zorla maruz kalıyorsunuz ama bu ya başkasına göre de bir negatif bir şey olabilir. Yani bu şey değil. Azmi'nin zaferi falan değil. Benim için demin onu da anlatıyordum. Körlük kendi adıma güzel bir durum yani. Çünkü ben bu sayede mesela şöyle düşün Soner. Bir sınıf ortamındayım. Benim için başka biri mesela orada bir sürü insan sana böyle dik dik bakarken konuşmakta güçlük çekebilir. Lan ne olacak şimdi hani
gergin bir ortam falan. Benim için fark etmiyor mesela. Hatta o kalabalık daha iyi bile gelebiliyor. Ama bu her kör böyle olacak anlamına gelmiyor. Ben onun bana getirilerini kullanabiliyorum kendi adıma. Ama başka yerlerde de kullanamıyorum. Bu hani şey diye değil yani, o yüzden dedim. İnsanın bir fiziksel özelliğini kişi kendi için artı bir şeymiş gibi de görebilir. Eksi bir şeymiş gibi de görüp estetik yaptırır. Yani o kişiye bağlı. Yeter ki biz o kişinin o fiziksel özelliği üzerine başka engeller yaratmayalım. Ha sonra kişi onu pozitif mi algılar, engel negatif mi algılar, o biraz kişinin kişilik özelliklerine bağlı bir şey yani. Peki. Saat 16 oldu. Evet. Bu söyleşiye ayırdığımız süreyi de dolduruyoruz ama ben Canan Aretamu Çimen'e bir kez daha dönmek isterim. Söylemek istedikleriniz var mı? Zaten gündemimizde olan ama bizler için sunduğumuz eğitim hizmeti, süreçler, yarattığımız ortamlar için önemli notları içeren bir söyleşi oldu. Erişilebilirlik meselesini, kapsayıcılık, çeşitliliğe yanıt verebilecek hizmetler, ortamlar sunma ihtiyacını bir kez daha ben hissetmiş oldum. En azından uzaktan eğitim merkezinde sunduğumuz hizmetler kapsamında. Buyurun, siz son olarak neler eklersiniz? Çok teşekkürler. Engin Hocam'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Birkaç saat daha dinleyebilirim. Yani ara vermese ve devam etse gerçekten inanılmaz faydalandım. Ki her ne kadar bugüne kadar çok bu konuya eğilmiş olsam da, makaleler okusam da şu anda devam etmeyi çok isterdim. O yüzden de önümüzdeki zamanlarda yine bir araya gelmeyi, farklı çalışmalarda bir arada olmayı da çok isterim. Önümüzde çünkü yapacak çok işimiz var. Yani bu bütün sorguladığımız kavramlar, şu anda bu bir saatin içinde konuştuğumuz kavramların hepsinin aslında sorgulamakla tabii kalmamamız lazım. Mesajın o anlamda çok önemliydi. Ne zaman yapacaksınız? Yani sürekli konuşma halinden artık uygulama kısmına geçmek meselesi çok kritik ve önemli. O yüzden biz zaten bu konu gündemimizde ama çok da ders alarak bu bir saatin içinde ayrılıyoruz diye düşünüyorum. O yüzden gerçekten bütün konuklarımız için de çok faydalı olduğunu ve olacağını da düşünüyorum burada konuştuklarımızın. Tekrar çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Engin Yılmaz. Ben de hem İsmet'e hem de her ikinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun davet ettiğiniz. Çok keyifli oldu böyle birlikte konuşarak, sohbet ederek. Umarım dinleyiciler için de, izleyiciler için de öyle olmuştur diyeyim. Çok sağ olun. Enstitü İstanbul İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi'nde bu yayında bize destek veren arkadaşlarımız var ve kurumsal iletişim ekibi de yine bu yayında emeklerini sundular, katkılarını sundular. Çok teşekkür ederim onlara da. Bu söyleşi için, bizleri izlediğiniz için de sizlere ayrıca teşekkür ederim. Bir başka yayında söyleşi